Bu görmüş olduğunuz fotoğraf karesinde 27 Ekim 2020 Suriye'de şehit düşen 34 Mehmet'imiz, 34 kahramanımız. Manken üzerinde bulunan üniforma, hava pilot teğmen, altı karaburnuna aittir. 1995 yılında Ege Denizi semalarında Yunan uçaklarıyla angaje olup Ege Denizi'ne düşmüştür. Ve o günden beri kayıptır. Daha sonraki süreçte gayet olarak şehit olmuştur. Görmüş olduğunuz cemekanın içinde şehitlerimize ait emanetler bulunmakta. Asker ve polisimize aittir bunlar. Herkes bastığı toprağın altında yatanı bilecek. Gazi Erdinç Doğan'a ait üzerinden çıkan Kur'an-ı Kerim kenarı kanlıdır. Çanakkale Savaşı'na ait mermi ve mühimmatlar birebir kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Güneydoğu'da kullanılan mühimmatlardır. Görmüş olduğunuz kovanlar Suriye Afrin Harekatı'nda kullanılan M48 tankımıza ait aydınlatma kovanları. 10 Ekim 2021 tarihinde Fırat Kalkanı bölgesinde iki şehit verdiğimiz kirpi aracından çıkan mühimmatlar. Görmüş olduğunuz diorama 2015-2016 hendek operasyonları Şırnak Cizre'de teröristlerin kullanmış olduğu binaya JÖHÖPER birliklerimizin girmiş olduğu ensanterdir. Görmüş olduğunuz forma şehit uzman çavuş, jandarma uzman çavuş Osman Kaplan'a aittir. 2016 yılında Diyarbakır Sur'daki hendek olaylarında vurulmuştur ve üzerinde bulunan da kanıdır. Kocaeli şehidimiz şehit jandarma Emre Kağanarlı 19 Ağustos 2015 Siirt Şirivan'da görev esnasında şehit düşmüştür. Görmüş olduğunuz üniforma üzerindeki resim şehit olmadan birkaç saat önce çekilmiştir. 93 ve 95 yıllar arasında askerlik görevimi yaparken Bingöl ili Gençişi Sağgöze mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları girmiş olduğum çatışmada sol göğsümden 3 kurşun, sağ kolumda el bombası yemek suretiyle yaralanmış bulunuyorum. Akabinde işte askerlik bittikten sonraki süreçte çeşitli şehit ve gazi derneklerinde uzun yıllar görev aldım. Ondan sonraki süreçte böyle bir yer yapmak hep hayalimdi, hep aklımda vardı sürekli. Ev yapmak nasip oldu. Evin altına da işte bodrumu değerlendirmek için hem şehit ve gazilerimizi anlatabilmek hem onları unutturmamak adına bahçemde bir 40 adet 40 kalt kadar bir fidan ektim. Hepsinin üzerine şehitlerimin ismini yazdım. Burada da görüşmüş olduğum ailelerle şehitlerimizin emanetleri, üniformaları, vuruldukları an işte üzerinde olan tişört vesaire, şapka gibi emanetler alarak böyle bir yer açtım. Buradaki asıl amacım şehitlerimize ve gazilerimize anlatabilmek, neler yaşanıyor, neler oluyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin gelmiş olduğu, milli yapmış olduğu Aselsan gibi, Roketsan gibi firmaların yapmış olduğu milli araçlar, zırhlı araçlar, işte Anka, SİHA hepsi var. Bunları da gençlerimize anlatabilmek, gençlerimize doğruları gösterebilmek, bu mühvalde hareket ettim sürekli. İnşallah da başarılı olurum diye düşünüyorum. Şehitlerim unutulmasın çünkü herkesin şunu bilmesini istiyorum. Basmış olduğunuz toprakta altında yatanı bilin. Bu toprağa basmanın bir bedeli var. Almış olduğumuz nefesin bir bedeli var. Bu bedeli birileri ödüyor. Asker ya da polis, güvenlik korucusu, bekçisi, belki sağlık çalışanı ödüyor. Bunları unutturmamak, bunları gençlerimize milli duyguları anlatabilmek amacıyla burayı kurdum. Her zaman ziyaret edilebilir. Herhangi bir ücreti yok. Yaklaşık bir yıllık bir proje bu. Zaten daha önce elimde bir takım emtialar vardı. Ama daha sonraki süreçte böyle bir şey yapacağımı duyan çevredeki eşim, dostum, gerek asker kısmından gerek polis kısmından olan abilerim, büyüklerim,
arkadaşlarım. Hepsi birer parça vermek suretiyle, yani ellerinde olan birer parça katmak suretiyle, yani biz de katkıda bulunalım dediler. Ne yapabiliriz, neler getirebiliriz. Bir yıllık bir süreçte bu tamamlandı. Son aşamaya geldik artık, bitti neredeyse. Bahçemizin bir peyzajı yapılacak sadece. 200'ün üzerinde takribi burada emtia bulunuyor. Top mermileri, mühimmat sandıkları, orada yaşanan olayların birebir orijinal resimleri, şehitlerimize ait şehadet belgesi, şehitlerimize ait yine üniformalar, şapkalar, bereleri üzerinde olan, işte kimi gazimizin kullanmış olduğu cepken ve hatta Kur'an, yine gazilerimizin üzerine taşıdıkları Kur'an. Bunun yanı sıra işte kullanmış oldukları komando bıçakları gibi emtialar mevcut. Şehit ailelerimden hepsi tamamen teslim edilmiştir. Onlara da söylemek istediğim buradan, emanetiniz emanetimdir. Bu görmüş olduğunuz cennet bahçesi, 46 adet meyve fidanı vardır burada. Her bir meyve fidanında her bir şehidimizin ismi yazılıdır. Polis ve asker şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz, polis özel harekat şehitlerimiz, erbaş, hiç ayırt etmeksizin 46 adet şehitlerimize ait fidan mevcuttur. Gönül ister ki daha büyük bir yerim olsa da keşke bütün şehitlerimizin adına burayı bir yemyeşil bir ormana çevirsem.